Şimdi de mektup türleriyle beraberiz. İlk mektup türümüz en sık kullanılan mektup türlerinden birisi özel mektup. Birbirinden uzakta bulunan akraba veya arkadaşların haberleşmek, bir olaya aktarmak, bilgi vermek, duygu ve düşünceleri paylaşmak gibi çeşitli amaçlarla yazdıkları mektuplara biz ne diyoruz? Özel mektup diyoruz. Özel mektup sadece göndericiyle alıcıyı ilgilendiren bir türdür. Adı üzerinde özel mektuptur, değil mi? Ve sonuç itibariyle özel mektuplarda duygu ve düşünceler samimi bir şekilde anlatılır. Açıklayıcı, anlatım ve öyküleyici anlatım eğer bir olay anlatıyorsak benimsenir. Özel mektuplar neyle başlar? Tabii ki hitap ile başlar. Giriş, gelişme ve sonuç planlamasıyla yazılır. Bak burada bir özel mektup planlaması var. Giriş bölümünde mektubun yazılış amacı belirtilir. Gelişme bölümünde asıl anlatılmak istenen duygu ve düşünceler belirtilir. Sonuç bölümünde ise iyi dileklerle bitirilip mektubun sonlandırıldığı bölüme ise biz e, sonuç bölümü diyoruz. E, mektuplar genellikle beyaz çizgisiz kağıda mürekkepli kalemle yazılır. Buraya dikkat bak, bunlar sınavda çıkabilir. Kağıdın sağ üst köşesine yer ve tarih sağ alt köşesine göndericinin adı ve soyadı yazılır ve imza atılır. Sol alt köşede ise göndericinin adresine yer verilir. Sınavda yazılı da öğretmeniniz böyle bir soru sorabilir. Buraya dikkat. Tebrikler, teşekkür, davet, taziye ve özür mektupları özel mektuplar içerisinde değerlendirilir. Mektup, hikaye, roman, şiir, gezi yazısı gibi türlerde bir anlatım tekniği olarak. Yani bazı romanlar var ki mesela sadece mektuplardan ibarettir. Mesela Halide Edip Adıvar'ın Handan, ee, Göte'nin, Genç Bartel'in acıları gibi eserleri mektup türüyle oluşturulmuştur. Bak şimdi buraya dikkat. Şurada yer ve tarih olacak. Ortada hitap edeceğiz. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri. Bu tarafta imzamız, adımız, soyadımız. Diğer tarafta ise sol tarafta ise adresimize yer vereceğiz. Peki edebi mektuplar nasıl oluyor diye bakacak olursak. Edebiyat dünyasında tanınmış sanatçıların birbirine yazdıkları mektuplardır. Yani iki tanınmış yazarın, iki tanınmış şairin birbirine yazmış oldukları mektuplara biz edebi mektup diyoruz. Edebi mektuplarda sanatçılar genellikle dönemin sanat ve fikir olaylarını tartışır. Edebi mektupların yazdıkları döneme ait doğal olarak sanat, edebiyat ve fikir olayları hakkında bilgi de ne yapabiliriz, edinebiliriz. Bu anlamda bir kaynak değeri vardır edebi mektupların. Edebi mektuplarla özel mektuplar arasındaki en büyük fark edebi mektuplar açık olarak bir dergide veya gazetede yayınlanabilir. Ee, bu mektuplarda yazar birine hitaben herhangi bir konudaki duygu ve duygu görüşlerini ifade eder ve bunu bir gazetede açık bir şekilde de tüm kamuoyuna yönelik olarak da yayınlayabilir. Edebi mektuplarda dönemin düşünce ve sanatsal tartışmanda yer verdiği için edebi mektuplar yazıldıkları dönem için bir tarihi belge niteliği de taşır. Ee, özel mektup ve edebi mektup arasında hitapla başlamalar, giriş, gelişme, sonuç bölümleri bulunması, sağ üst köşeye tarih, sağ alt köşeye isim yazılması, yazılı bir iletişim aracı olmaları gibi özellikler benzerlik gösterilir. Ama iki tür arasında bazı farklılıklar da vardır. Peki bu farklılıklar nelerdir? Özel mektuplar e, akraba, dost, arkadaş arasındayken edebi mektup tanınmış sanatçılar arasındadır. Ee, özel mektuplarda günlük konuşma dili kullanılır. Edebi mektuplarda ise sanatçı olduğu için bunlar sanatsal bir dil kullanılır. Özel mektup samimi. Duygu ve düşünceler samimi bir üslupta ifade edilir. Ee, şeyde ise, edebi mektuplarda ise sanatsal ve düşünsel yaşamla ilgili düşünceler ifade edilir. Özel mektup gazete ve dergilerde yayınlanmaz. Edebi mektup gazete ve dergilerde yayınlanır ee, diyoruz. Böyle farklılıklar var. Aklında olsun köşesine hemen bir göz atalım. Herhangi bir düşüncenin ve anlayışın gazete, dergi veya televizyon aracıyla halka duyurulması amacı yayınlanan mektuplara... Açık mektup denir. Ha, buraya dikkat. Açık mektupta ele alınan konu geniş kitle ilgilendiren bir konu olmalıdır. Nurullah Ataç'ın o kuruma mektuplar adlı eseri aslında açık kamuoyuna açık mektupların yayınlanması şeklindedir. Geliyoruz bir başka mektup çeşidimize. O mektup çeşidi ne? Resmi mektup. Adından da anlaşacağı üzere resmi mektup, resmi kurum ve kuruluşların kendi aralarında ya da birbirleriyle kurum ve kuruluşlar arasındaki yazılan mektuplara ise biz ne diyoruz? Resmi mektup diyoruz. İş mektubu ise özel kişilerle ticari kurumlar veya kurumların kendi aralarında sipariş, satış, istek, bilgi gibi konularda Karşılıklı mektuplaşmalarıdır. İş mektuplarına hitap eden kurum ve kuruluşun adı mektubun başına ne yapılır? Yazılır. Bu tür mektuplarda biri ya da hizmet alım satımı söz konusu olduğu için istenenler açık bir şekilde ifade edilmelidir. Şimdi bir de mektup türünün tarihsel gelişiminden bahsedelim. Mektup türünün en eski örnekleri Mısırlar döneminde Mısır Firavunları ve Hititlere ait olduğu bilinmektedir. Mektup türü Avrupa'da Rönesans'tan sonra gelişmiş ve Russo, Voltaire gibi yazarlar da mektup türüne yer vermişlerdir. Türk Edebiyatı'nda Uygur prenslerinin yazdığı mektuplar ilk örnek olarak kabul edilir. Divan Edebiyatı'nda ise mektuplara, buraya dikkat et, süslü nesil anlamında münşaat adı verilmiştir ve bu metinlerin dili ağır ve süslüdür. Divan şairi Fuzuli'nin yazdığı Buraya dikkat sınavda çıkabilir. Şikayetname adlı eser Türk edebiyatında ilk edebi mektup olarak kabul edilir. Hatta burada Fuzuli kendisine bağlanan maaşın ödenmemesinden dolayı bir şikayetini, bir sosyal eleştirisini bu mektupta dile getirmiştir. Tanzimat döneminde Akif Paşa'nın mektupları, Namık Kemal'in hususi mektupları, Abdülhamit Tarhan'ın mektupları önemli örnekler olarak karşımıza çıkar. Türk Edebiyatı'nda mektup türüne yazılmış önemli eserler ise şöyle verebiliriz ki bunlar sınavda karşına çıkabilir. Hususi mektuplar Namık Kemal'in, Mektuplar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Ziya'ya mektuplar, ki bunlar yakın arkadaşlar, Cahit Sıkkı Tarancı'nın Ziya Osman Sabay'a gönderdiği mektuplardır. Cahit'e mektuplar da karşılığında yazılan eser. Limni ve Malta mektupları Ziya Gökalp'in Kızıma mektuplar Memduh Şevket Esendal'ın, Piraye mektuplar ise Nasım Hikmet'in <laughs> mektup türündeki önemli eserleridir diyor ve bu kısmı da bitiriyoruz. <laughs>